Herkese merhaba. Bugün Ditlis Catch The Game Discovery Channel tarafından desteklenen Playway tarafından yapılan yeni güzel bir yengeç avcılığı simülasyonu. Evet, bugün yengeç avlayacağız. Olaya girelim bakalım. Yeni oyun dedik. Kariyer. Sezon uzunluğu 5 gün. Sıkıştırma. Tamam, oraları geçtik. Şimdik. Buradaki alanda işleme tesisi. Bu arada oyun deneme sürümünde, o yüzden bazı şeyler eksik. Mesela işleme tesisi burada şeye çıkmamış. İşleme tesisi, bar, ceza bürosu, geliştirmeler, benzin istasyonu, gemimiz. Mağazaya giriyoruz. Şimdi bu mağazadan şamandıra alacağız. Şamandıra. Bir tane şamandıra aldık. Ringa yemi öbeği. Bir tane de bundan aldık. İki tane burada kafesimiz gözüküyor. Biz de bir tane de bundan alalım. Kabul edip çıktık. Şimdik. Buraya gemimizin üzerine geliyoruz. Şimdi açılan dünya haritası. Burası bu arada Bering Denizi. Bering Denizi'nde yengeç avlıyoruz. Şimdi burada üsttekine bastığımızda deniz tabanının durumunu gösteriyor. Çakıllı mı, kumlu mu, çamurlu mu olanı. Şu an burası çakıllı bölge. Şu yuvarlakla işaretli olan çizgili alan çamurlu. Normal şey olmayan yerlerde kumlu yerler. Deniz suyu sıcaklığı. Deniz suyu sıcaklığı niye önemli? Bizden istenilen 4 derecede ve çakıllı değil, kumlu ve çamurlu alandan yengeç yakalamamız buralarda var. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Şurası bizim için ideal. İşaretliyoruz. Hızlı seyahat modundan giriyoruz. Kabul ettik. Şimdi yükleniyor. Bering Denizi'nde yengeç avcılığımız başlıyor. Şimdi burada. Önce kafesimizi ayarlayacağız. Burada bir crane'imiz var. Crane'e geliyoruz. Evet, şimdi buradan kafeslerin üzerine doğru. Evet. Space'e bastık. Kafesimizi kaldırdık. Çeviriyoruz. Böyle. Space'imize bastık. Evet. Crane'imizi işi bitti. Sepetimizi yerleştirdik. Şimdiki. Buradan çıkıyoruz. Q'ya basıp. Denize attığımız yerde bulabilmek için burada şamandıralarımız var. Şamandıralardan bir tane seçiyorum. Evet. Üst tarafına bulunan yere yerleştirdik. Şamandırayı da denize attık. Şimdi gelelim yeme. Burada buzdolabımız var. Almış olduğumuz yemlerden. Şimdi zurna balı yemi öbeği. Evet. Bundan bir tane aldık. Buraya atıyoruz. Burada yememiz hazırlanıyor. Buradan alıp kap içerisinde dondurulmuş. Şimdi bu kapağı açmamız gerekiyor. Kapağı açtık. İçerisinde bulunan alana yemimizi yerleştiriyoruz. Evet, yerleştirdik. Kapağı kapatıyoruz. Şimdi sıra kafesimizi denize bırakmaya geldi. E'ye basıyoruz. Bir daha yükseltiyoruz. Evet, kafesimizi denize yolladık. Şimdi bu arada istirahat ediyoruz.
Yaklaşık olarak 8-10 saat gibi bir sürede yengeçlerimiz avlanmış oluyor. Yani kafese girmiş oluyor. Şimdi bekle diyorum. Evet, şimdi karanlık bir puslu havada yengeç avcılığımız devam ediyor. Şimdi burada bir kancamız var. Bu kancayı alıyoruz. Sağa tıklan bu fare. Evet. Şimdi atıyoruz. Sağ ve sol tuşlarıyla kafesimizi çekiyoruz. Evet, kafesimizi çektik. Şimdi yukarıya almada sıra. Burada bir konsolumuz var. Konsolumuzun başına geliyoruz. Halat sarıcıyı açıyoruz. Bastık. Gördüğünüz üzere halatımız toplanıyor. Kafesimiz bordomuza geldi. Şimdi buradan evet, burada bir vincimiz daha var. Vinç kancasını kaldır, vinç kancasını indir. Biz indireceğiz. Evet, vinç geldi, kancası indi. Şimdi bu kancayla kafesimizi alıyoruz. Kaldırdık. Evet. Böyle. Evet, kanca ile işimiz bitti. Kancamızı yerine kaldıralım. Onunla işimiz bitti. Şimdi kafesimizin kapağını açıyoruz. Yengeçlerimiz yakalandı. Şimdi buradan ileri geri hareket ettir. Masamızı hareket ettiriyoruz. Yengeçleri alacağımız, ayıklayacağımız kasa. Şimdi burada E yükselt, R indir. Evet. Şimdi oldu. Şimdilik geri alıyoruz bu tarafa. Buradaki işimiz bitti. Şimdi yengeçleri ayıklamaya geçiyoruz. Şimdi buraya girdik. Şimdi yavru ve dişileri bizden istemiyorlar. Eğer bunları yakalayıp götürüp satmaya kalkarsak ceza yiyoruz. Para kesiliyor bizden. Şimdi buradan ayıklıyoruz. Evet. Space'e basıp evet, istenilen özellikte erkek ve büyüklüğü uygun. Bu cinsiyeti, bu büyüklüğü yeşil tarafa. Evet. Büyüklüğü iyi, cinsiyeti iyi. Evet. Gayet güzel. Şu ana kadar füre vermedik. Hadi bakalım. Bu sefer ufak geldi. Büyük bir ihtimalle uygun olmayacak. Evet. O da bu tarafa. Maalesef boyutu uygun değil. O zaman bu tarafa. Burada dişi geldi. Büyüklüğü uygun ama. Evet, uygun. Maalesef dişi bu tarafa. Evet, uygun. Boyutlarının ufak olması da uygun olmadığı anlamına geliyor. Haliyle büyük olup dişi olsa da küçük olup erkek olsa da alamıyoruz. Evet. Bu da uygun değil. Boyutlardan yavruları da seçmemizi istiyor. Haliyle onları da bırakmak zorunda kalıyoruz.
Gayet tutup götürürsek sattığımız yerde bir ceza yemiş oluyoruz. Güzel gidiyoruz. Ayıklama işlemi biraz uzun sürüyor. O yüzden ben ayıklamayı bitirince olaya gireceğiz. Evet. Tek tek yaptığımız için bu işlem bayağı uzun sürüyor. Evet, ayıklama işlemimiz bitti. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ayıklanmış olanları. Şimdi burada bir ambarımız var. Bu yengeçleri ambarımıza koyup limana götüreceğiz. Kapağı açtık. Evet, hepsini ambarımıza attık. Limana kadar orada kalacaklar. Bunu buraya bırakıyorum. Köye bıraktım. Şimdi bu uygun olmayan yengeçleri de bunları denize atacağız. Attık. Denize doğru fırlatıyoruz. Aslında bunları bundan atmamız lazım ama buradan fırlatıyoruz. Evet. Evet, ilerleyen zamanlarda para kazanmaya başladığımızda bu gemiye işçi de tutacağız. Bu işleri işçilere yaptıracağız. Evet. Şu anda işçimiz yok. Kendimiz yapıyoruz. Maalesef tek tek atmak zorunda kaldık. Evet, yengeçleri bitirdik. Sonuncuyu aldım. Denize atma işlemimiz bitti. Şimdilik haritamızı açıyoruz. Gemimizle rotamızı belirliyoruz. Varış limanımıza dönüyoruz. Evet, varış limanımıza döndük. Şimdilik biz tuttuğumuz yengeçleri ne yapıyorduk? İşleme tesisine vereceğiz. 240.2 kilo tutmuşuz. Kilo başı 23.70 dolar veriyormuş. Cezamız yok. Her dişi yavru ya da ölü yengeç için bunların miktarı 100'den fazlası ceza alırsın. Biz ölü veya şey tutmadık. Neyse. 5692.58 dolarımız olacak. 6425 var. Kabul ettik, sattık. Evet. 12.118 dolar oldu. Para kazandık. Bu şekilde devam edeceğiz. Limanda işçiler var. Burada göstereyim. Bu işçileri kiralayacağız. Mesela neymiş? John Denizci. John saksılarla uğraşmaktan uzmanlaşmıştır. Saksılar ne demek ya? Onları yemleyecek ve doğru zamanda doğru monte edecek. O bu görevde. Alex McBoaty. Alex bir konsol operatörüdür. Başlatıcı ve sıralama masasını koordine eder. Winch'i gereken şekilde ayarlar. Yani bunları tutacağız, kiralayacağız. Şimdilik gerek yok. Ceza bürosu diyor. Cezamız yok. Çok güzel. İlk günden ceza yemeyelim, değil mi? Geliştirmelerle geminin teçhizatları, otomasyonunu geliştireceğiz. Burada geliştiriciler var. Çok güzel. Gemimiz zaten burada. Mağazaya zaten girmiştik. Burada bir de yetenekler var. Bu yetenekleri zamanla açacağız para kazandıkça. Burada para yatırmanız gerekiyor. Sırayla açılacak bunlar. Beceriklilik, teçhizat kullanımı. Bunlar biraz biraz daha gelişecek. Tayfa bilgisi gibi. Evet. Bering Denizi'ndeki yengeç avcılığımızın sonuna geldik. Discovery Channel ve Playway'in işbirliğiyle yapılan bu güzel oyuna seriye devam etmek istiyorum. Beğeninizi bekliyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız beni memnun edersiniz. Yorumlarınızı da okuyorum. Yorum gönderirseniz
Hadi bakalım, videomuzu burada noktalandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.